sunderi 53. Çağrı yapan sunderi kontrol. Dursun dedi 53. Çağrı yapan. Kaptan, denetim için yanaşacağız. Ne taraf uygundur? İskelet evimiz uygundur. Anlaşıldı, teşekkürler. Bugünkü derken sabahki. 250. 250 kasene şey yaptın. İstavrit. İstavrit kullanmışsın. Bu dünkü değil mi? İşte bu sabah gönderdiğimiz bu. Bu sabah gönderdiğimiz. Gidersek Ayis'ten gözükmüyor. Onu da soruyor. Ayis'i neden? Bugün biz biliyorsunuz 1 Eylül itibariyle av yasakları kalktı. Demir tekneler, ticari tekneler ve bütün balıkçılarımız için bu sene bol bereketli bir sezon bekliyor. Öyle de gözüküyor. Palamut balığının yoğun olduğunu da görüyoruz. Bugünkü yaptığımız denetimlerde İstanbul'un bütün kıyılarıyla ilgili planlamamızı yaptık. Bak, bizler sizinle beraber Yeşilköy'den bu hatta doğru geldik ve burada denetimimizi yaptık. Silivri'den yine ekiplerimiz çıktı. Deyim yerinde ise İstanbul'un bütün kıyılarını ve Marmara Denizi ve Karadeniz olmak üzere Boğazlarla dahil olmak üzere, Boğaz'la dahil olmak üzere hep yani bütün alan savunması gibi düşünüyorum. Bütün alanlarda denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün güzel bir denetim oldu. Denetimlerin de meyvesini verdiğini görüyoruz zaten. 1 Eylül itibariyle yaptığımız denetimlerde bugüne kadar yaklaşık olarak 5 ton civarında su ürününe el koyduk. 2 tane kaçak avlanan milliyet teknesine, 1 tane troll teknesine el konularak bunların ülketi kamuya geçirildi. Yaklaşık olarak 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. 13 günlük bilanço. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Palamut'u gördüğünüz depolarda maşallah. Şu anda birçok teknemiz de zaten Karadeniz'de Palamut avındalar. Dolayısıyla İstavrit'le hamsi balığımız da biraz büyüyor, onu görüyoruz. İnşallah daha az sorunlu bir sezon geçireceğiz diye bekliyoruz. Sezon açıldığından beri en çok palamut mu çıkıyor? Evet, palamut zaten. İlk zamanlarda palamut balığı yok. Palamut balığı da iyi bir
sezon görüyoruz. Zaten fiyatlara da yansımış durumda. Uygun mudur? Uygun. Mırlan bunlar. 20 santim boyasında var.